Gel gel Sude Naz. Arkam bembeyaz. Sude Naz gel. Arkadaşlar merhaba. Sude Naz, Eylül. Anlat sen anlat Eylül, ne oldu? Sude Naz ağlıyor. Arkadaşlar şimdi Sude Naz yukarıdaydı. Annemlere seslenecekti. Annemler havuzun oradaydı. Sonra Sude Naz'ı aynı anda 4 arı soktu. 4 tane. Hayır, 4 yerimiz. Hayır, 4 arı. Ve şu bir anda arı. Ağlıyor. Bir dudağından. Bakayım dudağına Sude Naz. Bir dudağından arkadaşlar. Bir tam çenesi şurası şişti şu anda. Şurası şişik. Bir tane kolundan. Bir de bacağından arkadaşlar. Bakayım. Uf. Ben krem sürdüm ama şimdi hastaneye gidiyorlar Eylül'le çok birlikte. Çok kötü görünüyor. Ha, hiç kötü görünmüyorsun arkadaşlar. Gel bir şey diye. Acıyor musun Sude Naz? Neden ağladığını söyle. Acıdığı için mi ağlıyorsun? Kötü göründüğün için, düşündüğün için mi ağlıyorsun? İkisi de. Acıyor mu şu anda? Acı var mı? Az önce acımıyor diyordun. Çok az acıyor. Çok az acıyor. Tamam, o zaman doktora gidin, tamam mı? Bakalım doktor, ben krem sürdüm. O kremi aldın mı Eylül? Benim sürdüğüm kremi. Al dedim. Hayır. Aldın mı? Üstümü alsana. Tamam al. Benim sürdüğüm kremi söyleyin, tamam mı? Evde bu kremden sürdük diye Sude Naz ağlama. Çenem de büyüdü. Çenen şişti birazcık ama iner o, merak etme. Kolum bugün daha çok büyüdü. Bakayım koluna, daha mı çok acıyor? Çok mu acıyor? Hangi, neresi hani daha çok ilerden acıyor? İlerden böyle gözüküyor kolu. Neresi daha? Diyorum ya. Tamam ağlama Sude Naz. Görüntüsü için ağlıyorsun. Yani kötü görünüyorum diyor. Hayır. Diye ağlıyor. Tamam o zaman hadi doktora gidin. Tamam. Tamam mı? Ben bekliyorum burada. Alın Eylül'cüm sen telefonu. Tamam. Beraber çekersin. Sude Naz bakalım doktor ne diyecek. Hadi Sude Naz geçmiş olsun tekrar. Çünkü buram ağrıyor. Hadi. Tamam. Görüşürüz anne. Hayatım olan da kışı. Ya tam bir yerimi soksun tam diyeceğim. 4 yerimi de soktu. Balkonda yuva yapmış arı. Ben orayı ilaçlama yaptım. Geçmemiş demek ki. Önce bir sağlık ocağına gidelim. Ayağım. Çenene bir bakabilir miyim? Gözükmüyor ki çok. Merak etme, yüzün de gözükmüyor. Cidden gözükmüyor. Cidden gözükmüyor. Bak buradan. Ya gözüküyor işte. Ya gözükmüyor, gözükmüyor. Arkadaşlar sizce gözüküyor mu? Nasıl görsünler buradan? Evet işte gözükmüyor. Buradan mı göz? Bak. Nasıl oldu? Sen anlat bakayım. Anlat. Bak ben ne yapacaktım biliyor musun? Yengeme bir şey soracaktım. Sıla ile Mira geldi ya içeri. Ondan sonra tam sorarken yengem çıkıyoruz dedi abla. Ondan sonra bir baktım arı buramı soktu. Nereye? Bura çeneme. Çenesine. Sonra böyle böyle kovaladı. Bak ben, bak şöyle yapıyorsun Deniz. Arı soktu. Arı sokuyor, arı sokuyor. Hayır. Sonra soktu, kovaladım. Sonra dudağımı soktu. Kolumla yaparken kolumu da soktu. Aşağı gitti, ayağımı soktu sonra. Sonra ama o hangi acısını tarif edemem. Vallahi dudağım o kadar çok acıdı ki. Eve geldi, ilk önce gülüyor, böyle şeye girdi. Banyoya girdi, böyle gülüyor. Yere oturdu. Ya falan yapıyor. Hayır, sonra hayır ben yanına gelince şey gülüyordun. Ondan sonra ben aşağı indim babamları çağırmaya. Babam da kapıyı çalıyordu. Sonra dedi ki, dedim ki ağlıyorsun ya. Çünkü ağlamaya başladı. Tamam ya, arı sokması normal. Dediğim gibi hayatım olan kişi. Ya 4 tane sokmuş. En azından bir, ben pimpirikliyim. En azından bir gidelim sağlık ocağına. Evet, şimdi hastaneye gideriz. Gidiyoruz. Bakalım. Kolum daha çok şişti. Bakayım. Bak. Evet. Kolu şişmiş. Dudağım da. Dudağın şişmedi. Yamuk duruyor. Bak işte. Yok, neyse. Yamuk falan durdu. Tamam. Arkadaşlar şimdi biz hastaneye gidiyoruz. Sude Naz nasıl hissediyorsun kendini? Acımıyor hiçbir yerim ama konuşurken ağzım yamuluyor gibi hissediyorum. Bir de uyuşuk şu an dudağım. Evet. Hastanede daha iyi olursun. Umarım. Şişmiş görüyorsun. Konuşamıyorsun diye konuşuyor. İşte. Bak. Güldürme beni. Tamam şimdi hastaneye çok yaklaştık değil mi baba? Tamam geleceğiz. Geldiğimiz çıktığımız zaman da tekrar arkadaşlara. Tamam. Son şimdi görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Ne oldu? Ne oldu? İğne yaptık. İğne mi oldu? Kolundan çok değil. Yaktı mı yine? Yaktı mı? Evet. Çok yaktı. Ben böyle yapacak sanıyordum. Şok diyor ya. Yani, şaka yapıyorsun. Bir şey diyeceğim. Bu iğnenin olma sebebi şey, bir semptom olabilir.
sıkıntı olabilir diye yapmışlar. Ama sonra bekletti kadın bir... Rahatladı mı şimdi? Biraz su demez. Hayır. Ağrı geçti mi? Ağrı geçti mi? Ağrım şurada yumuşak bir tamam, şey gitmiyor. Tamam. Şu an hissediyor musun ayağını? Bir dakika, iğne yaptığı yer... Şuradan söylesin. Bir dakika, iğne yaptığı yerde acı şey var mı? Ağrı var mı? Var tabii. Ha, tamam. Kalkamıyorum. Yaklaşık kızlar bir yarım saat bekleyeceğiz burada. Yarım saat... Lan hissetmiyor musun? Sıkıyorum bacağını. Yarım saat burada bekleyeceğiz, dolaşacağız. Dolaşacak. Yani dolaşacağız dersek burada etrafta olacağız. Hadi. Hadi kaldır bakalım. Nasıl evet, böyle güldüklerine bakmayın. Şu an acıdan kıvranıyor Sudanas. Sudanas şu an odaklanamamış şekilde. Yani arkadaşlar dört tane bir kolunu göstersene. Kolundaki şişti mi? Bakalım şöyle bir. Kolundaki evet. Bayağı şişti. Dudağı. Bir de nerede? Yok olmuş orası. Ha şurada. Suyumuza iğne yapıldı dediğimiz gibi şimdi biz eczaneye gideceğiz. Ben şimdi ben ortalığı kaldırırdım. Ama çok yandı ya. Ben Sudanaz dedim ki iğne yapılacak. Sudanaz öyle bir korktu ki ağlayacak neredeyse korkudan. Yapıldıktan sonra ağladın zaten. Ağladı, evet. Ama yaktı ama değil mi? Tamam ilkten yaptığımda acı hissetmedim. Sonra bekletti kadın kaç saat. Sonra acı böyle bir yanma hissi hissettim. Yani doktor da söyledi bir sıkıntı yok ama biz her ihtimalle karşı getirdik. Evet. Her ihtimalle karşı en azından baksın doktor. Sıkıntı bugün yok. De böyle bir olay yaşadık işte. Yani evet olaylar. Arkadaşlar ben şimdi öne geçtim çünkü şarkı falan atacaktık da neyse. Babam şimdi ilaç aldı. Gösterelim. Bu ne ilacı baba? Hayır tablet. Birisi alerji ilacı. Ha. Bir tanesi de jel. İçini açayım mı? Alerji da... mi? Evet. Galiba şey krem. Jel ha krem yani evet. Tamam. O sokan yerler. Bunlar işte. Ama o şey beni korkutmuştu arkadaşlar. Yorumlarda da bir geçmiş olsun zavallı. Yorumlarda. Ay her videomuzda geçmiş olsun dedirtiyoruz size arkadaşlar. Hastalıklarımızdan artık gına geldi. Benim de kulağım ağrıyordu bir öncekinde. Aa eve ne gidelim yapalım? Şimdi Eylül. Eve gidelim. Kırmızı gıda boyası alalım. Anneyi kandıralım. Anneye şey diyelim biz. Neydi? Sudanaz'ı yatırdık hastaneye. Tamam mı? Kıyafetlerini falan alacağız. Yani. Bak şimdi de aklıma geldi. Şey boğazı falan şiş. Hatta bir tane fotoğraf çekelim. Sudanaz'ın. Alerjisi varmış dersin. Keşke orada çekseydik. Abi. Keşke yatarken çekseydik. Ben çekecektim izin ver. Neyse şeyden esas alırız. Ama Eylül, biz gitsek bile seninle beraber orada onun yanında kim kaldı diyecek. Hayır işte sen gider... Olmaz. Sen gelirsin Eylül kaldı dersin. Evet 2 dakikada hemen gidip telefon var onda dersin. Aynen. Dur bakalım. Mantıklı. Belki siz gözükmeyebilirsiniz. Aynen evet, sen git. Işte. Telefon da yok derim. Telefonla da aradım ulaşamadım. Senin telefonunu aldım derim. Ay ilacım sen, düştü. Bu arada Eylül annesinin telefonunu aldı yanlışlıkla. Kendi telefonu evde kaldı. O da kapalı. Anneye bir türlü ulaşamıyoruz. Aynen. Aslında çok güzel oldu. Biz yapabiliriz tamam. Evet. Böyle yapalım o zaman. Hadi. Ay. Hadi o zaman planımızı gerçekleştirmeye geçelim. Şimdi böyle elini tutacaksın. Tamam tutacağım. Hayır şöyle tut, şöyle tutuyormuş, ha? Normal tutuyormuş gibi ya. Tamam şöyle, tamam. Aynen. Okey, tamam. Öyle değil ya. Tamam ver. Anladım, tamam. Ya ver bana. Tamam, Eylül anladım, Eylül anladım şöyle. Ha, tamam, aynen. Şöyle. Evet, biz inelim hadi. Eylül benim kapıma mesajı göstermeyi asla unutma. Tamam. Dayı sana güveniyorum. Tamam hadi. Açsana kapıyı. Kapıyı açayım. Hadi kızlar. Sessiz, hadi sessiz, tamam, sessiz. Tamam, tamam, hadi. Hadi şu araya gitseniz araya geçin. Arkadaşlar şunu da açayım. Evet evet. Sudanız'ın dediği yere. Annen nerede? Annen nerede? Anneni çağırsana bana. Anneni çağırsana. Kızım, anneni çağır. Nerede geliyorlar? Baba onlar nerede lan? Ben söyleyeceğim. Baba nerede ya söyle. Niye o kadar bağırıyor o ya? Bu nasıl bağırıyor? Çekil. Bunu nasıl saklayacağım ya?
bizim kızlar da efendim oynuyor. Niye bağırıyorsun öyle Mira? Gönül! Anahtar var mı? Efendim? Ya bir şey bir şey diyeceğim sana. Şey, bir gel aşağıya. Oyununuzu oynayın. Oyununuzu oynayın kızlar siz. Ne oldu? Niye bağırıyor Mira ya? Ne oldu? Nerede Mira? Mira burada burada. Yakında. Ne oldu? Heyecanlandı ama. Nerede kızlar? Sudenaz şu an hastanede iki gün boyunca yatacak hastanede. Ne? İki gün boyunca yatacak. Gerçekten mi? Evet, niye? Arı soktu diye. Arı soktu diye şey oldu ama. Uyuşukluğu falan meydana geldi. Çok ciddi sıkıntısı arı oldu. Arı soktu diye iki gün hastanede yatacak. Yatacak. İki gün. Yatıyor şu an zaten. Müşahedeydi. Senin telefonun bendeydi. Senin telefonun bende olduğu için arayamadım ben seni. Şeyi aradım, ev sahibini aradım. Şuradaki. Şeyi aradım, burada komşuyu aradım. Tamam. Komşu dedi ki ben ulaşamam bir şeyim var. Gidelim o zaman hadi. Hemen gidelim. Hadi. Bir şey almaya gerek var mı? Dur gerçi ben telaşlandım şimdi ya. Sen tamam gidelim. Tekrar gelirim. Gelirim ben tekrar. Tamam, sen yanında kalasın. Bir bakayım da. İğne falan mı yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Serum taktı şu an. Bir ara sokmasında ama 4 tane olduğu içindir o zaman. Gerçekten araba şuradan arabaya gidelim. İyi hadi gidelim ya. Ay ağladı mı Sudenaz çok orada da? Ağlamaz olur mu? Ağladı tabii. Gerçekten mi? Ay. Ne, ya ben sana dedim ya gizli misal dedim ben sana. Bir daha gelirim o zaman. Ne yapayım Zet? Bak bir de mesaj geldi bak. Ay dur bir dakika şunu bir kapat. Dur mesaj geldi dur. Ne mesajı geldi? Eylül'den. Ne diyor? Bak fotoğrafı görüyor musun? Evet. Bak. Niye yüzüstü yatıyor? Yüzüstü yatıyor işte iğne de yaptı. Ne diyor? Gerçekten. Evet şimdi göndermiş. Baba Sudenaz'ın ağrısı başladı. Bak inanmıyor musun sen? Şaka yaptım zannediyorsun Gönül. Hayır şakadan değil de ilk defa duyuyorum arı sokmasında böyle iki gün hastanede kalan falan. Dur kemerimi takayım bari. Enteresan. Çok enteresan. Ay tamam o zaman gidelim şimdi. Kıza da aynı anda 4 tane arı soktu ya. Hadi bir tane soksa neyse 4 tane. Ne yapacağız bilmiyorum şimdi ya. Tuhaf yani. Vallahi ağladı mı? Ne yaptı? İğne mi yaptılar? İğne yaptılar. Ağladı tabii canım. Ağladı. Zaten burada ağladı o kadar. Bir de iğne üstüne arı sokar gibi de iğne mi yaptılar? Şaka mı yaptınız bana? Ne oluyor dedim ben ya. Sen bunu anlamadın mı sen kamerayı? Baksana nasıl geldim. İnmiş bakayım mı? İnmiş biraz. Ne yaptı doktor? Annen şok oldu ya. Şu an öyle bir girdi ki. Baksana halime. Bir şey söyleyeceğim. Ben de diyorum ki iki arı çarpması diyecektim ya. Dudan arı sokmasında ya. İki gün niye hastanede yatsın? İlk defa duyuyorum. Babam dedim. İlk önce bir hafta yatacak dedi. Ben inanmaz dedim. Yok. Evet. Bir hafta da. Mesajı okuttu mu dayım? Evet. Ağrısı var. Çabuk gel baba yazmışsınız. İğne yaptı mı gerçekten doktor? İğne yaptı mı gerçekten? Evet ya. Gerçekten yandı. Mi? Vallahi. Gerçekten mi? Vabuzuna yaptı. İnmiş zaten. Eylül. Evet ama ağladı. Ağladı mı iğne dedi? Hem 4 tane arı sokabilirsin iğne. Ne oldu anne inandın mı? İnandım inanmadım arasında kaldım işte. Baksana çıktım öyle geldim. Gel. Sen aldın mı Sudenaz'ı? Sıramir'in nerede? Arkadaşlarının kıyafetini aldın mı peki? Almadım işte dedim ki tekrar gelirim dedim almak için. Almadım ama dedim tekrar gelirim dedim. Komşuyu arkadaşlarının yanına al, bıraktı. Al kamerayı al bari. Al konuş. Al kızlarla konuş. Tamam o zaman hadi eve geçelim. Tekrar çekme. Yürümeyeceğim vallahi. Götür beni oraya kadar. Vallahi mı? Vallahi biz de binelim yani. O zaman gel. Hayır, binmeyin hadi yürüyün siz ya. Hani enteresan. Hayır bir şey mi oldu falan diye de şey yaptım böyle. Evet hadi çıkıyoruz kızlar. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar bu arada biz havuzdaydık İzzet'le. Sadece İzzet'le ikimiz havuzdaydık. Sunamira önden çıkmışlardı. Sudenaz da bana balkondan sesleniyor. Yenge mutfağı toparlayacaktı falan. Daha ağzındaki laf bitmeden 4 arayı birden gördüm sağa sola kaçacakken. Ama bizim havuzdan bir fırlayışımız kapıyı var. Kapıyı açmayı düşün. O sahneleri çekemedik arkadaşlar ama. Yani evet. Sudenaz bayağı bir ağladım ya. Evet çok ağladı. Ama niçin ağladı biliyor musun? Güzelliğim bozuldu diye. Hayır ilk başta. Ona özellikle sordum Sudenaz. Acıyor diye mi ağlıyorsun? İlk başta çok acımıştı gerçekten. Sonra aynaya bir baktım. Çenem böyle, dudağım böyle. Ama şey vardı. Eylül çantamı çıkartır mısın arabadan? Uyuşukluk vardı. Ben ondan biraz uyuşukluk korktum. Uyuşukluk vardı. Şimdi diş çekince hani uyuşturuyorlar ya doktorlar. Bir de dayım diyor bir hastaneye gidelim dudağın öyle.
Ben yine korktum. Dayım böyle diyor, ciddi bir şey vardır. Sürekli diyor, semptom diyor dayım diyor. Dayım paniktir biraz da o yüzden. Ben paniğim, evet. Çok aşırı paniktir. Ay, o zaman ben Tuğba'ya söyleyeyim. Tuğba da götürsün Esila'yı. Şu olsun Sudan. Bu sefer de o zaman bir şey söyleyeceğim. İzzet, bu sefer de Eylül'e hep Eylül'e geçmiş olsun şeyleri geliyordu. Şimdi Sudan azı. Dedim aynı. Sudan'a geçmiş olsun. Evet, bugün Sudan azı için gelsin arkadaşlar. Geçmiş olsun dileklerim. Artık beni sevindirirsiniz. Bir yerlere götürürsün. Tamam, bugün o zaman götürürüm. Tamam, götürelim. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki videoda. Senin masken nerede bu arada? Arabada kaldı. Maskesi. Taktın ama değil mi? Tabii tabii, taktırdım. Olmaz çünkü. Taktırdım. Peki, beni de kandırdılar arkadaşlar. Arı şeyinde. Arada beni de bir şaka yaptılar. Artık arılara fobim olacak. Ama sen orada dikkat et. Bizim balkonun kenarına yuva yapmış arılar arkadaşlar. Onları da çok rahatsız etmek istemiyorum. Sudan az rahatsız ediyor gibi algıladı herhalde arılar. Dördü birden saldırdı Sudan az'a. Hayır, buram da ders olsun. Buram yaptı. Böyle yapıyorum. Gitmiyor. Gördüm. Neyse, ben tamam. Hepsini gördüm. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi biz eve gidiyoruz. Sıraz biraz bir rahatlayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda geçmiş olsun.